Yaratıcılık Akademisi'nde bugün mobilya konuşuyoruz. Ben Adnan Serbest, endüstriyel tasarımcıyım. Aslında mobilya kökenliyim. 55 yıldan beri mücadele veriyorum ama nesiniz özünüzde derseniz valla kendimi hep marangoz hissediyorum. Marangoz olmak, mobilyanın içinde olmaktan her zaman keyif aldım. Bir anlamda mobilya gerçekten bir kültür üretme, oluşma eylemi olduğunu düşünürüm. Şimdi bizim mobilya kültürümüzde iyi taraflarımız var, gelişmemiş taraflarımız var. Bence en önemli problemlerden bir tanesi Türk mobilya kimliğinin sorgulanması gerekiyor. İleri toplumlara baktığın zaman bir İtalyan mobilyası, İskandinav tarzı, işte İngiliz, Amerikalılar farklı. Herkes kendi örf, gelenek, adet ve kültürleri içindeki nesnelerle yaşarken biz kendi örf ve gelenek ve göreneğimize ve yaşam stiline uygun mobilyalarla yaşıyor muyuz, yaşayamıyor muyuz? Ya da bir Türk mobilya kimliği var mıdır? Bununla ilgili önce problemlerimiz var. Biz hep farklı dünyanın farklı konseptleriyle mi yaşıyoruz? Önce bir tanımlama yapmamızda fayda var. Yani bir mobilya sektörünün sürecini, 60 yıllık sürecini masaya yatırıp burada bir karar, burada bir tanım yapılması gerekiyor. Yani çünkü çocuk, genç bir adam popülist bir tavır içinde etkilendiğini veyahut da sektörün ona empoze ettiği bir hayal dünyasında bir kurgu mu yapacak? Yoksa kendi kimliği ve kendi geleneğini, örf ve adeti üzerinden bir mekan mı tasarlayacak? Mekan şekillendirilecek, evet, ama o mekan aynı zamanda dönecek ve yaşayanları da şekillendirecek. Ben Türkiye'de de çok mobilya sattım, mağazalarım vardı, 14 tane mağazam vardı. Fransa'da da bir mağaza açtık, bir Fransız şirketi kurmuştuk. Şimdi şöyle bir mukayese edebilme şansım oldu benim. Türkiye'de alıcı, kullanıcı hemen estetik, fiyat, tarz, tavırda odaklanırken Fransa'daki kadın dersine çok iyi çalışarak geliyordu. Güzel bir dosya, renkler, dokular, desenler, mekanın matematiği, işte efendim bütçe. Biz hep şöyle bakarız, bir mekanın mimarisine bakarız. Yani iç mekan evet ama dış mekan, iç mekan, iç kabuk, dış kabuk, bunlar sekülerinize olsun isteriz. Çok modern bir mimarinin içine böyle klasik bir şey çok oturmayacağı gerçi. Çünkü taban yükseklikleri ve içerideki mimari çözümler bunu desteklemeyecekler. Öncelikle mimariye çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor, bu bir. İkincisi, her mekanın bir matematiği var. Yani biz proporsiyonlara çok dikkat edilmesini isteriz. Çünkü mağazada gördüğünüz bir koltuğun ölçüleri sizin o mekanınıza küçük veya büyük gelebilir. Biz burada hep deriz ki gençlere, hemen mekanınızı gazeteden o ölçüleri, proporsiyonları kesin, yere koyun böyle ama ölçüleri de alın. Bir kere matematiği çözün. Matematiği çözdünüz, renkler, dokular, hikayeniz, konseptiniz, nasıl bir tavır içinde hareket edeceksiniz, yaşam algınız nedir, statünüz nedir, dostlarınız gelecek, arkadaşlarınız gelecek. Yani bir evde mobilyayla insan ilişkisi sıradan bir ilişki değil. Bu sadece görsel bir estetik olarak gibi algılanır ama aslında duygusal da bir ilişkileri var. Zaman içinde ben koltuğuyla konuşan insanları biliyorum yani. Nihayetinde bir yere sıkıştığınız anda o evin sizi yaşamı zenginleştirmekten öte iş hayatınızda, yaşamınızda da desteklemesi gerekiyor. Yani korku dekoru gibi bir çok güzel bir evde siz işinize nasıl motive olarak gidebilirsiniz ki? İşte o bilinç altındaki o kirlilik, görsel kirlilik veya sıkışıklık ne yapıyor? İlişkileri de aslında etkiliyor. Bu anlamda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani burada kimliğin de olması, bir hikaye, bir tema, bir senaryo, bir şeyler yazılması, çizilmesi gerekiyor. Yani bir takım zevkler ortaya konulması gerekiyor. Bu anlamda derslerine çok iyi çalışmaları, iyi bir dosya hazırlamaları, çok dergiden bir takım pasajlar kesilmeli. O önce kolaj yapılmalı, çok iyi bir çalışmadan sonra özellikle de matematiğe de çok dikkat ederekten mekanın matematiği evet ama bir de bütçe var. Yanlış bir seviyeden başlarsanız öyle devam etmek mecburiyetindesiniz. Bütçeyi de ekonomik olarak tasarlayacaksınız. Bütün parçaları dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de lütfen evi hemen bitirmesinler. Ev hemen biten bir şey değildir. Belki bulamadığın bir parçayı farklı bir parçayla orada kotarma, çalışma, bekle. O parçayı bulacaksın bir yerde. Bir de yaşanabilen, tasarlanmaya açık, esnek, özellikle hafif, yani o kolajı bence gençler evlerini çok
tıka basa doldurmasınlar. Açık, ferah ve üreyebilen, uygulanabilir mobilyalar seçsinler. Şans versinler, mekanın da nefes almasını, yaşamasını şans versinler diye düşünüyorum.